Örnek uygulamamıza devam ediyoruz. Şu modelimizi çizeceğiz. Bir önceki hedefimizde dış hatları oluşturmuştuk. Sıra geldi şuradaki delikleri oluşturup boşaltmaya. Hemen şu yüzeye UCS tanımlama yaparak deliğimizi çizeceğiz. UCS dedik. Şu noktayı belirliyoruz. X'de bu çizgi, Y'de de bu çizgi diyoruz. Hemen dairemizi çizelim. C Enter dedik. Nereden alacağız? Şuradan ve şunun ikisinin kesişim noktası şurası olabilir. 50 mm büyüklüğünde aldık. Şimdi bunu taşıyalım. Bu tarafa doğru aldık. Tamam, burada oluştu. Şimdi region diyerek bu çizgiden bir tane yüzey oluşturduk. Yüzey oluşturduktan sonra bakın ne yaptı? İkisi birbiri üzerine geldi. Biz subtract komutunu kullanarak birbirinden çıkarabiliriz. Subtract diyoruz. Şu yüzey enter, şu yüzey enter diyorum. Bunu buradan çıkartmış olduk. Bakın altı gri olduğu için öyle gözüküyor. Şöyle özelliklerinden rengini değiştirirsek daha net olacak. Şurada bakın. Şöyle orbitle biraz çevirirsek de parçanın deliğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya kadar tamam. Son olarak şuradaki karemiz kaldı. Onu oluşturacağız ve boşaltımını gerçekleştirip uygulamamıza son vereceğiz. Hemen UCS diyelim. Tanımlıyoruz. Diyorum ki şu noktadan UCS olsun. X'i böyle olsun. Şuraya. Y'si de buraya bağlı olsun. Ve burada tanımlanmış olduğu yere. Hemen geliyoruz. Line Enter'ı kullanarak veya Rectangle'ı kullanarak. Rectangle diyelim daha iyi olacak. Rectangle'ı kullanarak şu noktadan şöyle bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Dikdörtgenimiz oluştuktan sonra yine regionla buraya da yüzey oluşturuyoruz. Ve sıra geldi buranın boşaltımına. Subtract kullanacağız. Enter diyoruz. Şu yüzeyden Enter şunu çıkartmak istiyorum. Enter dediğimizde bakın boşaltmayı gerçekleştiriyoruz. Şöyle çevirdiğimizde daha net göreceksiniz. Parçanın arkada kalan yüzey yani şu yüzeyin ve şu yüzeyinin rengine çıktığını görüyorsunuz. Ve parçamız tamamdır. Gördüğünüz gibi regionla yüzeyleri birleştirip sonra da subtract komutuyla kesişmiş yüzeyleri birbirinden çıkararak parçamızı tamamlamış olduk.